Bismillahirrahmanirrahim. Ve fiyğlü fiil de yarafı bilinir Ne aracılığı ile? Bir kat, kat aracılığı ile, kat sayesinde binir. Kat ismin başında değil, fiilin sağında yer alır. Ve sini sin aracılığı ile de binir. Sin isme değil, fiile dahil olur. Ve sevfe sevfeden hemen sonra yine fiil gelir zait es sakinet ve sakin müenneslik ta'sı da yine fiile dahil olur, isme dahil olmaz. Mana kısaca bu fiil nedir, isim nedir? Burada onlar anlatıldı. Hemen aşağıda harfe değinecek. Şimdi biz incelemeye bakalım. Vel fiilu vav harfinin fetha okunması gerektiğini biliyorsunuz. Vav harfi fetha ile okunur. Bu vav'a istersen harfi cerde Harficer eşittir. Kasem vavı. Vavul kasem zaten harficer aynı şey. İstersen atı fafide yine fethayla okunur. istersen vavı haliye de yine fethayla okunur. Vavı iptidaiye de yine fethayla okunur. Ne dersen de fethayla okunur. Tüm vavlar bundan ibarettir demiyoruz mesela. Cemil Zeker Salim'e de vav dahil olabilir. Nasirune katibune. Orada da vav var değil mi? Başka vavlar var. Ama ne olursa olsun fetay okunur dedik. Peşine el fiyenlu. Biraz yakınlaştıralım. Peşine gelen kelime hani el dedim ama aslında vel fiyenlu. Vavdan lama geçiş yapılır. Hemze okunmaz. Lam okunur. Lam, buradaki elif lam okunur mu okunmaz mı bu neyle alakalı? Lamdan sonra gelen harfin şemsi harf mi kameri harf mi olduğu ile alakalıdır. Bunun alakalı olarak videomuz var. Şemsi harfler, kameri harfler. Arapça gramer terimlerini incelediğimiz bir serimiz de var. Oraya bakabilirsiniz. Elfiyen kelimesi fiil. Zaten Türkçeleşmiş aslı kökeni Arapça olsa da Türkçeleşmiştir. Fiil diyoruz. Yani fa'nın ile okunması gerektiğini biliyoruz. filu bu sözlüğe bakarsak bu şekilde yazılır. Kalıptır. El -fiyen lu. Lamın harekesi ise sabit değildir. Lam niye burada ötelenmiş? Çünkü ilgili kelime müpteda olduğu için merfu olması lazım. Merfulluk alameti ise zammedir. Çünkü el -fiyen kelimesi isimdir. İsim olduğunu nereden anladık? Bakın şurada isim şu özelliklerle bilinir demiştik. El haf zi cer dedik ve tenvini tenvin dedik ve duhurul elifi ve lam. İşte elif lam dahil olmuş el fiil kelimesine. Demek ki el fiil isimdir. İki tane ötür alamamış yani tenvin alamamış çünkü elif lamlı kelimeler tenvin almaz demiştik. Peki bu müpteda ise haberi nerede? Arafe ya'rifu yu'rafu meçhul muzari fiildir. Bu fiil merfudur. Raf alameti zammedir. Yurafu. Şimdi soldan sağa doğru inceleyeceğiz. Fa harfi yani fiilin sonuncu harfi neden zammeyle bitmiştir? Çünkü yurafu fiiline etki edecek bir nasbeden yok sağ tarafında. En, len, key, iden yok. E yuraf olsa sakin yani sakin e, olsa idi. Sukun alsaydı. E, muzari cezmedecek bir şey de yok başında. Lem yok, lemma yok esre alsaydı fiiller esre ancak orada bir ilal, hazif varsa olur. Yani bir fiil cer olmaz. Onda esre varsa bil ki bir fiil nasıl esreli olabilir? İşte orada bir harf hasfedilmiştir. Mesela rama yermi derken. Bakın konudan konuya geçtik ama bu da önemli bir konudur. Yermi derken fiil neyle bitmiştir? Esreyle bitmiştir ama aslı yağda gizli bir zamme vardır. Bu şekilde olabilir. Veya cezmeden bir şey gelmiştir. Örnek lem. Lem gelirse nasıl yazılır? Lem yer mi. Bak şiir estreyle bitti. Bitti ama bunun aslında şurada bir tane yağ vardı. Yağın hareketi zamme idi. Zamme değilse bile lemden ötürü ne olur? Sukun alırdı. Bu gibi durumlar vardı. Harf hasfedildiği için esre kaldı veya iltikay sakineyinden kaçınmak için estra almış olabilir. Ona da örnek verebiliriz. Lem yekunil lezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikina. Orada ne geçiyor? Lem yekun geçiyor. Aslında lem ne yapar? Cezmeder. Nunda sukun vardır. Lem yekunil lezine diyoruz. Yani ellezine. Gerisi önemli değil. Ellediğine kelimesinin başında ne var? El diyorsun. Bak hem de sakin, lam da sakindir. Burada nun da sakin olursa ne olur? Birden fazla sakin harfi yan yana gelmiş olur. Ha bu da caiz değildir. E ne yapalım? Nun'a esre verelim. Niye esre verdin? Feta verseydin, ötre verseydin. Kural Es sakinu ida hürrike hürrike bil kesri sakin harfe hareket verilecekse o sakin harfe estre verilir. Kuraldır bu. Esre verilir, öyle geçilir. Lem yeku nillezine keferu Yani lem cermi etti. Demin etkisi cermi mi? nunda niye estre var gibi bir düşünce kapılmamak gerekir. Şimdi yu'rafu için ne dedik? Arafe mazidir, ya'rifu muzaridir. Ama bu ne? Yu'rafu, meçhul muzaridir. Fa'da niye zamme var? Çünkü muzarinin evvelinde nasbeden cezmeden yok. Ondan dolayı. Ne var demek ki? Nasbeden yok, cezmeden yoksa ameli manevi vardır. Fa'yı anlattık. Peki ra neden fethalı? Çünkü fiil, muzari fiil e, meçhuldür. Meçhul muzari fiil. Ketebe yek tubu yuk tebu. Aynı fiili fethalanır meçhul fiillerde. Fetaha yeftahu zaten fethalıdır. Yuftahu değişmez. başka ne diyebiliriz? Nasarayan suru yun saru. Kısacası muzari fiil aynı fiili fethalı olur. Eğer fiil meçhulse. Peki ayından bahsedelim. Soldan sağa doğru geliyoruz. Üçüncü harf bu niye sakin? Bu hep sakindir. Sülâsi mücerretler böyle yazılır değil mi? Katile yu katilu, O başka. Katile yu gâtiluh. O değil. Konumuz değil. Yani bazı fiillerde böyle olmasa da sülâsi mücerretler de böyledir. Üç harfli fiillerde böyledir. Sakin olarak yazılır. Örnek. Yen suru yek tubu yef yeftahu semi'a yesma'u ketara yekfuru onun gibi en baştaki harf neden zammelidir? Muzari fiil meçhul olduğu için muzara harfi zammelenmiştir. Aslında ya'rifu. Fetalıydı bu ya ama fiil meçhul olduğu için zammelenmiştir. Gerekçemiz bu. Her harfi anlatmaya çalıştık. Peki bi kad ba harfi cerdir. Harfi cer olan ba s ile yazılır. Zaten mebnidir değil mi? Harflerin hepsi mebnidir. Mevni tablomuzu görmüştük. Çesre üzere mevni denir buna. Her zaman bi olarak yazılır. Kad gad da bir harftir. Bu da sukun üzere mebnidir. Her zaman sukun ile biter. Kad vesini, sini vav ne yapar? Sağdaki elabı sola aktarır. Yani tam tabir ile şöyle. Matufun irabını matufun aleyhe bağlar. Matuf diye bir kelime var. Burada o es-sin kelimesidir. Ne yapar? Onun irabını matufun aleyhe yani kad lafzına bağlar. Kad lafzının irabı her ne olursa sinin irabı da odur. Vav atıf harfidir. Sağdaki irabı sola aktarır diyoruz. Peki kad esre mi almış ki Esini, sin esre aldı? Kat esre yok ki. Sinde niye var? Bak kad sukunla bitmiş. Sin de sukunla bitseydi. Madem yıra baktarıyor vav. Denilebilir. Ama denilmesin. Bunu aşalım. Nasıl aşalım? Şöyle aşalım. Şimdi ba harfi cerdir. Harfi cer, cer etkisi yapar. Dolayısıyla kat lafzinin cer olması beklenir. Yani dalın esrelenmesi. Ama dala esreyi veremiyoruz biz. Niye? Kat çünkü mebnidir dedi ki. Mebni olduğu için lafzen yani yazılış, okunuş, seslendiriliş hangisini ter tercih edeceksen artık hepsi aynı şey. Kad lafzı okunuş olarak, yazılış olarak, seslendiriliş olarak esreyi almaz. Niye almıyor? Mebni olduğu için. Mebni donuk kelime demek. Ona harficiler etki edemez. Hiçbir şey etki edemez. Hep aynı yazılır. Aynı yazılır ama ne dersin buna? Mebni kelimeler mahallen irap alır denir. Mahallen irap alır denilir. Yani konum itibariyle mecrurdur. Şayet muref olsaydı ceralametini görecektik. Mebni olduğu için göremedik ama ne dedik onun yerine? Mahallen mecrurdur dedik. Onun bu mecrurluğu vav sayesinde sol taraftaki sin kelimesine aktarılmak istendi. Eğer sin kelimesi de mebni olsaydı sin de esre almazdı. Ama nedir sin kelimesi? Mebni değil ki mureptir. Yani ne demek murep? İrabı görebileceğin şekilde kabul ediyor. Kısaca böyle diyelim. İrabı kabullenebilen kelime. Laf sen kabul etmiştir. Esini. -si İyi de bak bu ondan dolayı esrelendi. Sin kelimesi harf değil midir? Nasıl esra oldu? Hani harfler mebniydi. Burada yazan es-sin kelimesi harf değildir. Bak eliflem almış. El-sin. Duhul elif ve lam. Elif ve lam almak ismin özelliğidir. Es-sin isimdir. Ama şu şekilde yazarsan bu harftir. Bu harftir. Bunun okunuşu sindir. İşte yazılışı bu şekilde olur. Adı yani. Adını yazarsan başka. Kendisini yazarsan başka. Yani bu sin ile şuradaki sin aynı şey değildir. Değil mi? Bunun bir adı var. Bunun adı isim olarak yazılmış. Ne gibi? Mesela diyelim ki şu an bir kitap çizmeye çalışıyorum. Ne kadar çizebildim? ayrı mesela. Şöyle bayağı sayfası olan bir kitap çizmeye çalıştım. Tamam, sayfalar çok varmış. Bu nedir? Kitaptır. Adı ne bunun? Kitap. Şimdi burada ben kitap yazdım. Bununla bu aynı şey midir? Yok. Sağdakinin ismi yani ismi sol tarafta yazıyor. Birinin adı Aynı şey değil ama. Birebir aynı şey değildir. Ne gibi? Ba harfi cerri var. Nasıl yazılır? Bi diye yazılır. Şöyle ama bunun adı nedir derlerse sana şöyle yazman gerekir. Adını yaz derlerse bunun. El ba u. -uh. Bu harfi cerrin adı nedir? El -ba u. -uh. Ba'dır. Ba harfi cerri. Ama burada bi yazıyor. Evet. Bir şeyin yazılışı başka, adı başkadır. Harfin yazılışı böyle. Ve sevfe. Vav'da ne yapar? Sağdaki mecrurluğu sola aktarır. Aktarabildi mi? Sevfi değil mesela. Sevfe. Çünkü sevfe fetha üzere mebnidir. Mevni olduğu için kendisinde cer alametini göremezsin. Yine vav var. Sağdaki mecrurluğu sola aktarmak istedi. Ve o da ne? Aktarabildi. Çünkü ta kelimesi mebni değil. Ta itte nisi. Mühendislik tas. Şimdi bunu az sonra değineceğim. Şuna değinelim. Muhtemelen akılda şöyle bir soru oluşabilir. Hani kimisine mebni diyor, kimisine mebni değil diyor. Bu neye göre belirliyor? Bunu ben belirlemiyorum. Mevni tablosu var. Burada mevnileri gördük değil mi? İşte mebni asıl, mebni arız. Buradaki şemayı iyi anlamakla alakalı. Tabi şemayı anlarsan tüm mebnileri bilmişsindir artık demiyoruz. Bu sonuçta orta düzey bir tablo. Orta düzey bir tablo. Daha fazla ayrıntılı bir konudur mevniler, murepler Ama yine de bu tablo çok işinize yarayacaktır. Bunu ezberlemeye çalışabilirsiniz. Mesela videoyu durdurursun. Bir benzerini bir A4 kağıdına yazabilirsin. İşe meraklı olanlar bunları yapar zaten. Devam edelim. Vav sağdaki mecruhlu, solak. Hocam, sefe mecruh mu nasıl aktarıyor? Mahallen mecruh. Laf değil. Sonuç olarak mahallen mecrurdur onun mecrurluğunu sol tarafa aktardı. Ta kelimesi estrelendi. Ta i. Niye tek estre? Çünkü ta kelimesi muzaf olacak. Et teknisi muzafun ileyh olduğu için esra alıyor. Et teknis muzafun ileyh olduğu için esra almış. Ta i niye esra almış? Vav çünkü onu estrelemiş. Sağdaki yere aktardığı için. es sakineti kelimesi niye esra aldı? Çünkü sakine kelimesi teknis kelimesinin sıfatıdır sıfatlar mevsuflarına irab yönünden tabidir. Buradaki sakin kelimesini ta'i pardon teknis kelime sakin kelimesini teknis kelimesi için sıfat dedim. Yanlış dedim aslında. Sakinlik teknisin sıfatı değildir. Neyin sıfatıdır? Ta'nın sıfatıdır. Neyin sıfatı? Ta'nın. Ta, ta mevsuftur. S ile bitmiş. Mecurdur. O zaman sakin kelimesi de mecur olur. Nasıl bir ta'dan bahsediyorsun? Mesela KTB KTBET Yazmaya çalışalım. KTBET KTBET Şuradaki ta'dan bahsediliyor. Bu ta nedir? Sakin bir ta'dır. Müenneslik ta'sıdır. Müenneslik ta'sıdır. Yani ketebet kelimesinin müennes olduğunu göstermek için eklenmiştir. Ve ta sakindir. Bakın sukun almış. Harekesi yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ketebet, nesarat, fetahat fark etmez. Niye sakin olduğu belirtiliyor? Yani müenneslik ta'sı deyip niye geçilmedi? Müenneslik ta'sı deyip geçseydi yanlış olurdu. Çünkü örneğin Fatihatun dersen Fatih, hatun dersen Tihatun sondaki tane tasıdır. Bu da müenneslik tasıdır. Sakin midir? Değildir. İşte sakin değil. Dolayısıyla ketebetteki ta da müenneslik tası, Fatihatun kelimesindeki ta da müenneslik tası. Aradaki fark ne? Biri sakin, biri sakin değil sakin olanı fiile dahil oluyor. Ketebet, fetehat, nasarat, haracet, semiat. Sakin olmayanı isme dahil oluyor. Fatihatun, nasaratun, katibetun, zaribetun gibi. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Sıradaki ders harf nedir? Bir de bunu inceleyeceğiz.